Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç bugün son yolculuğuna uğurlandı. İlk tören Nakkaştepe'deki Koç Holding'de düzenlendi. Sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Koç'un naaşı Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında dedesi Vehbi Koç'un yanına defnedildi. Perşembe günü kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Koç için ilk tören Üsküdar Nakkaştepe'deki Koç Holding Genel Müdürlük binasında düzenlendi. Yaklaşık yarım saat süren tören sonrasında Koç'un cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze konvoyuyla birlikte camiye geldi. Törene Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Ankaralı olan Mustafa Koç'un cenaze töreninde Ankara'yı temsil eden seymenlerin nöbet tuttuğu da görüldü. Koç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Mustafa Koç'un naaşı Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına dedesi Vehbi Koç'un yanına defnedildi.